kafayı takan bugün nasıl kalır? Oğlum Londra'da yaşadığınızı söyledi. Çocukluğunuz İstanbul'da mı geçti? Evet. İstanbul sadece anılarda kaldı. Yani kitaptaki karakterlerle tanışacaksın. Ama gerçekleriyle. Neval. Evet. Orhan. Neden benimle tanışmaya can atıyordunuz? Deniz'in sizin hakkınıza yazdıkları ne kadar doğru diye. Şu kadarcık gerçek bir an. Gerçek bir an için bütün kahramanların, bütün hayatlarını değiştirebilir. Ama bu haksızlık, siz bir sıfır önde başladınız. Seninle çok benzer yanımız var. Senin tahminden daha da fazla. Benim hakkımda çok şey biliyorsunuz. Ama sen başkasın. Benim yıllardır arayıp bulamadığım bir şey biliyorsun. Deniz insanları seçer. Her zaman seçmiştir. Ben sizi değil, Deniz'in yazdığı Neval'i biliyorum. Yaptığım her şey aslında blöf. İstanbul tam bir sürtüktür. Hiç kimseyi geri çevirmez. Bakın ben Deniz Bey'le iş yapmak için buraya geldim. Kendisi de ortalıklarda yok. Bence Yusuf senin kitabındaki en güçlü karakter o. Boğazı hiç yüzerek geçmeyi denedin mi? Yusuf sadece kendine zarar verir. Ben geçtim birçok kez. Sen bir hiçsin Yusuf. Ama muhteşem. Vedalar gözleriyle sevenler içindir. Gönülden sevenler asla ayrılmazlar. Nefesini duyuyordum. Omuzum usulca omuzuma değiyordu. Deniz sayesinde hakkınızda bayağı bir şey biliyorum. Umarım hepsi iyi şeyler değildir. Siz kimsiniz? Gerçek şu ki siz geldiniz ve Deniz ortadan kayboldu. Her şeyi anlattığınızdan emin misiniz Orhan Bey? Neden çelişkiye düşecekmişim? Nerede o? Aranızdaki bağ farkındaydı. Deniz'in odasının anahtarı. Siz de kalsın. Belki bize ona götürecek bir şeyler bulabilirsiniz. Ben de sizinle aynı şeyi yaşadım. Böyle olunca aklımın ucundan geçmezdi. Yalnız aramızda bir fark var. Ben sana bir sürü mektup yazdım. Birine bile cevap vermedin. Ha? Birini sevdiğin zaman onun da seni aynı şekilde sevdiğini umuyorsun. İkinizin de aynı duyguları yaşadığını zannediyorsun. Ama işin gerçeği bambaşka işte.